Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle birlikte yine suç dosyası serimizin devam videosunu çekiyorum, paylaşıyorum. Evet, yine beraberiz. Bu videoya başlamadan önce çok küçük, ufacık bir uyarı geleceğim. Çünkü bu uyarıyı 3 videodur unutuyorum. İntromu birçoğunuz çok beğendiniz. Bu videoda bir outro da olacak. İntromu ve outromu ben yapmadım arkadaşlar. Sanki böyle hakkına giriyormuş gibi hissediyorum. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçen videoma koymadım sırf. Gerçekten çok kötü hissettim kendimi çünkü. Nuri Özdemir ve Şeyda Koçan. Bana o değerli vakitlerinizi ayırıp bu videoları editleyip bana gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiçbirisinden öyle bir şey rica etmedim. Ve kendileri gönüllerinden geldiği için böyle bir şey yaptılar. Bundan sonra o mükemmel videolarınızı kendi videolarıma dahil edeceğim için gurur duyuyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya beğenip yorum yapabilirsiniz. Instagram kullanıcı ismim de buralarda bir yerlerde olacak. Beni oradan da takip edebilir, bana destek olabilirsiniz. Ondan sonra üzerimde, makyajımda gördüğünüz ve beğendiğiniz ürünleri ve kaynakçalarımı aşağıya açıklamalar kutucuğuna linkliyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde kurbanlar, suçlular ya da onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz videolardan etkileniyorsanız lütfen izlemeyin, diğer videolarıma bakabilirsiniz. Ben zamanında Kore'nin en nefret edilen suçlusuyla ilgili bir video çekmiştim biliyorsunuz ki. Ama bugün size Kore'nin en sevilen suçlusuyla ilgili bir video çekeceğim. Bugün konuşacağımız kişi 38 yaşında olan Chang Tae-soo. Seul'de bir motelde çalışıyordu. Annesi onunla çok fazla görüşmediğini söylese de çok böyle, nasıl söyleyeyim, güvenilir bir çocuk olduğunu söyledi. Eski iş arkadaşları, şu andaki iş arkadaşları, normal arkadaşları hep yani Chang'ın hep böyle sessiz, sakin, kendi kendine geçinen bir tip olduğunu söylediler. Ama hani Chang'ın bu olayını görünce hepsi inanılmaz derecede şaşırmıştı. Ondan hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Moteldeki iş arkadaşları Chang'ın sadece odasında oturup bütün gününü televizyon izleyerek, bir şeyler atıştırarak geçirdiğini söylediler hep. Ve kimseyle bir işi olmadığını belirttiler. Peki ailesi ve arkadaşları tarafından iyi tanınmış birisi sizce ne kadar kötü bir şey yapmış olabilir? Chang'ın şüpheli olduğu durum Han Nehri'ne bir beden bırakması. Yani bildiğimiz, hepimizin bildiği o meşhur Han Nehri'nde. 8 Ağustos 2019 yılında Chang'ın çalıştığı motele bir misafir geldi ve bu misafir gerçekten çok kaba birisiydi. Chang o gecenin fiyatını misafire söyledi ve talep etti bu ücreti tabii ki de. Bu miktar 40 bin won gibi bir ücretti. 40 bin won'u ben size şöyle söyleyeyim. 40 lira ya da 50 lira gibi düşünebilirsiniz. Ama misafir o gün parayı ödeyemeyeceğini, cebinde parası olmadığını ve sonraki gün ödeyebileceğini söylemekte ısrar etti. Ve Chang'ı sert bir şekilde karnından yumruklayarak ittirdi. Saygısız olan bir dille konuştu Chang ile birlikte. Bilmeyenler için söylüyorum. Korece'de seviyeler vardır. Kendinizden küçüklere, kendinizden yaşıtlara, kendinizden büyüklere ya da mesela daha resmi toplantı, daha resmi ortamlarda kullanabileceğiniz çok daha farklı diller vardır. Yani seviyeler vardır. Farklı dil değil de seviyeleri vardır Korece'nin. Ve genellikle bir otele gittiğinizde, bir oda ayırtmak istediğinizde böyle samimi arkadaşınızla konuşuyormuş gibi konuşmazsınız. Bizde de var ama bu Kore'de daha detaylı ve çok büyük bir saygısızlık olarak anlaşılıyor bu. Yani gerçekten büyük bir saygısızlık oluyor. Ve misafirin yaptığı en son saygısızlıksa Chang'ın yüzüne sigara dumanı üflemesiydi. Gerçekten hiç, yani çok saygısızca bir hareketti bu. Yani bu bizim kültürümüzde de çok saygısızcadır. Onların kültüründe de öyle. Bir ortak yol bulundu ve misafir odaya aldı ve dinlenmek üzere odasına çıktı. Misafir odasına çıktıktan 6 saat sonra Chang Master Key aldı. Master Key, bunun Türkçesini hiç bilmiyorum. Otellerdeki bütün kapıları açan anahtardır. Ama bu anahtar genellikle güvenliklerde durur otellerde. Genelde güvenlik departmanında olur. Ama bu böyle küçük bir motel olduğu için neyin kimde olduğu pek de fazla önemsenmiyor açıkçası. O yüzden de Chang da kolayca Master Key'i aldı. Ve adamın odasını açarak elinde çekiç olduğu söyleniyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde de çok ağır bir obje olduğu söyleniyor. Bu objeyle birlikte kurbana saldırdı. Ve kurban da olay yerinde hayatını kaybetti. 12 Ağustos'ta Chang bir saat boyunca bisikletle Han Nehri'nin etrafında dolaşırken elindeki poşetlerin içindeki parçalanmış kalıntıları
Han Nehri'ne fırlattı. Bir süre sonra polislerden ya da güvenliklerden bir tanesi Han Nehri'nde yüzen bir bacak görünce Han Nehri'ni aramaya başladılar. Bacağın bulunduğu yerin birazcık ilerisinde kurbana ait diğer parçalar da bulundu bir poşetin içerisinde. Yani beni ve büyük ihtimal sizi de hiçbir şekilde şaşırtmayacak bir olay olacak. Yine bir polis işi. Ama lütfen dinleyin. Bu beni en çok şok eden olaydı açıkçası. Chang kendi yaptığı suçu itiraf etmek için bir polis merkezine gitti ve bu gittiği polis merkezi Seul Polis Merkezi. Chang Seul Polis Merkezi'ne gittiğinde ve ben bir suç işledim ve bunu itiraf etmek istedim dediğinde Seul Polis Merkezi'ndeki polisler lütfen diğer polis merkezine git ve ne itiraf edeceksen orada itiraf et dediler. Ve Chang tek başına polis merkezinden çıktı ve diğer polis merkezine yaptığı suçu itiraf etmek için gitti. Polis merkezinin verdiği bahane şuydu. İşte Chang bize itiraf etmek istediğini söyledi ama itirafın içeriğini söylemediği için, önemli bir şey olduğunu düşünmedikleri için onu diğer polis merkezine gönderdiklerini söylediler polis güya. Bilmiyorum, polis olduğumuzu düşünebilir miyiz? İşte ben bir şey yaptım ve bunu size itiraf etmek istiyorum dediğini düşünün. Ve siz de diyorsunuz ki burada itiraf etme, git diğer polis merkezine itiraf et. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Zirvede bırakırım. Yani tamamen polis değil, her şeyi, hayatı bırakırım. Zirvede orada kalmak isterim yani. Her neyse, şükürler olsun ki Chang diğer polis merkezine giderek yine itirafını yaptı. Allah'tan vazgeçmedi ki yaptı. Chang itirafını yaptıktan sonra tutuklandı ve genellikle suçlular tutuklandığında, ben ekrana resimlerini koyacağım bulabilirsem, genellikle suçlular tutuklandığında boyunlarını böyle yere bakarlar, yüzlerini kapatırlar bizdeki gibi, hani kameralardan gizlenmeye çalışırlar. Ama Chang çok özgüvenliydi ve başı her zaman dikti. Hatta spikerlerle bile konuştu. Spikerlerin ne dediğine gelmeden önce Chang'ın o sıralar çıkan bir filmdeki karaktere benzetilmesinden bahsetmek istiyorum size. 2019 yılında daha yeni çıkan bir film vardı biliyorsunuz ki, Joker. Joker filmine ben de gidip çok etkilenmiştim ve çok doğru bir, yani çok gerçek işlenmiş bir olay olduğunu düşündüm. Çünkü günümüzü anlatan çok güzel bir film açıkçası. İzlemeyenler varsa, ki inanmıyorum olacağını ama yine de varsa benimle bir açıklamak istiyorum konusunu. Joker başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur yaşamını taktığı iki maskeyle geçirir. Arthur zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür. Yani toplum tarafından dışlanmış, hor görülmüş, zorbalığa uğramış, kötü laflar işitmiş birisi bir anda Joker kimliğine bürünerek hayatta kalma içgüdüsü ortaya çıkıyor. Yani gerçekten de Chang'ın da yaptığının bu olduğunu düşündü halk ve Chang'ı bu yüzden Joker'e benzettiler. Chang'ın tutuklandığında ona mikrofon uzatıldığında söylediği birkaç şeyi Türkçe'ye çevirdim ve bunları size okuyacağım şimdi. Spikerlerden bir tanesi kurbana söylemek istediğiniz bir şey var mı gibi bir soru soruyor. Kurbana söylemek istediğim son şey, bana gelecek yaşamda tekrar bu şekilde davranırsan sana yine aynı şeyleri yaparım. Ve kurbanın ailesine de ne demek istersin diye sorulduğunda ise Chang, üzgün değilim açıkçası. Ne kadar düşünürsem düşüneyim, diğer kişi bu sonu hak etti. Bu yüzden pişman değilim, dedi. Chang'ın hayatına geri dönersek, Chang bu olaydan 2 yıl önce fark edildi ki çok büyük bir blog yazarıydı. Diğer blog yazılarına yorumlar bırakıyor. Kendisi de çok fazla gönderiler paylaşıyordu. Bu blog yazılarından bir tanesi, sınıfından birisi bana zorbalık yapıyor isimli bir blog yazısıydı. Bir öğrenci tarafından yapılmıştı. Ve Chang, zorbalık eden kişiyle kavga etmelisin, kafasını vurmalısın gibi tavsiyeler verdi bu çocuğa. Chang bu blogda hayatında olan bütün gelişmeleri, bütün olayları iyisiyle kötüsüyle paylaşıyordu. Ve hatta hayatında karşılaştığı tüm işte talihsizlikleri, haksızlıkları, uğradığı bütün zorbalıkları da paylaşıyordu. Hatta ve hatta olan davaları da paylaşıp genellikle suçlunun yanında olup kurbanı suçlu olarak görüyordu. Çünkü her şeyi başlatan kişinin kurban olduğunu düşünüyordu. Çok garip bir bakış açısı açıkçası. Suç psikolojisi profesörü Chang hakkında içinde barındırdığı tüm küçük haksızlıklar, okul zorbalığı, sonra hizmet sektöründeki kaba insanlarla olan savaşı sadece kötü davranışlı bir misafire patladı. Yani geçmişinde biriktirdiği o tüm saygısızlıkları, toplum tarafından dışlanmışlıkları, zorbalıkları, her şeyi içinde biriktirirken birden sadece kendisine kaba davranan, kötü olan bir misafire patladı,
diye söyledi. Ama bunun yanında diğer profesörler de, diğer bu işle ilgilenen bazı kişiler de bunun öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü genellikle aslında normalde, hani normal düşünen birisi bu tarz olaylara böyle bir çözüm bulmamalı diye düşünüyorlar. Polis arama yaptığında Jung'un üzerinde, yani ceketinin üzerinde gizli bir kamera ve içerisinde yetişkin videolarının bulunduğu bir flash bellek buldu. Genellikle kendisine ait çekilmiş bazı videolar ve dediğim gibi yetişkin içerikli videolar vardı. Ve internetten indirilmiş videolardı bunlar. O yüzden de çok fazla şüphelenmedi polis. Ve şimdi aslında en çok şok olacağınız konudan size bahsedeceğim. Tang Tehu ile ilgili yazılan yorumları size çevirdim. Ve şimdi size onları okuyacağım. İnanılmaz derecede ürkütücü. Yani ikilemde kalıyorsunuz. İşte bu konuda gerçekten sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Böyle olaylara ihtiyacımız var ki kötü adamlar diğerlerine saygı duysun. Birinin hayatını sonlandırmak iyi bir şey değil ama kurban da iyi bir şey yapmadı. Umarım kötü adamlar pişman olur ve saygılı bir hayat yaşarlar. Kurban hak ettiğini buldu. Neden ferah bir nefes almış gibi hissediyorum? O çok havalı. O gördüğüm en özgüvenli şüpheli ve ona saygı duyuyorum. Adam gibi adam. Chang tahmin ettiğiniz üzere tutuklandı ve mahkemeye gitti. Mahkemede bile kurbanın ailesinden hiçbir şekilde özür dilemedi ve hiçbir şekilde pişman olduğunu belirtmedi. Ujongbu Bölge Mahkemesi Goyang Şubesi kararda kurbanla ve yargı organıyla alay etme tavrını göz önünde bulundurarak sanığın toplumdan kalıcı olarak ayrı tutulması suçu ile orantılıdır. Gerçekte yaptığı kötü davranışlardan pişmanlık duysa da affedilmeyeceğini kabul ediyoruz. Şartlı tahliye verilmemeli, hayatının geri kalanını hapiste tutulmalıdır. Yani Jung hiçbir şekilde tahliye edin, yani hiçbir şekilde başvurusu bile kabul edilmeyecek bir şekilde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok şaşkınım. Yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir suç işlemiş bir adamın halk tarafından kabul görmesi, bilmiyorum, kimse böyle bir sonu hak etmez. İyi ya da kötü. Hepimiz öfkeleniyoruz, hepimiz sinirleniyoruz. Hepimiz zorbalığa uğruyoruz. Ama kendimizi açıklayıp bir şeylerin içinden çıkmaya çalışıyoruz ya da bunları atlatmaya çalışıyoruz. Bunun hiçbir şekilde sonu diğer kişiyi taşlayıp diğer kişinin hayatını sonlandırmayı isteyecek kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes bunu yapıyor. Herkes böyle şeylerle karşılaşıyor. O yüzden düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Halk tarafından kabul edilmesiyle ilgili de ne düşünüyorsunuz? Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram adresim de buralarda bir yerlerde olacak. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Hem güncel olaylardan da haberdar olursunuz. Bazen davaların güncellemelerini oradan da yapabiliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.